Joseph ve İçinizden Birine hoş geldiniz diyoruz. Bugün ikinci sezon 12. programdayız. Toplamda ise 30. programda karşınızdayız. Bugün çok özel konuklarımız var. Birisi çok değerli hocam, kendisi Erdem Şahin. Diğeri ise hem Pembe hem de Galatasaraylı, benim için tabii ki de Ergün Pembe. Hoş geldiniz diyorum ilk önce. Hoş bulduk. Ergün Pembe neydi, nereye geldi? Ergün Pembe hayat hikayesi diyeyim ya. Hayat hikayesi neydi? Ben 1972 17 Mayıs 1972 Zonguldak Kilimli doğumluyum. Evet. 10 yaşında futbol hayatıma başladım. Yani futbol oynamayı çok seviyordum. Vakit buldukça, hatta her fırsatta okul bahçesine veya boş bir alan bulsam bir futbol oynamaya giderdim. Babanızın bu konuda da tam tersi bir tepkisi oldu söylemiştiniz. Babam devlet memuru, bir kahve kahvehane işletiyordu. Benim orada işte bulaşıkları yıkamamı, kahvede ona yardımcı olmamı hep isterdi ama ben hep kaçardım her fırsatta. Bulaşıkları yıkar, hep top oynamaya kaçardım. Babam da ısrarla beni bulur, gelir tekrar getirirdi. Evet. Ben yine yıkar, yine kaçardım. Yine beni bulur, yine getirirdi. Yani üzerimde kırılan sopa sayısını hatırlamıyorum inanın. Ama ben işte iş aşkı diyorlar ya, futbolu inanılmaz seviyordum. Her defasında kaçıyordum okulun bahçesine oynamaya. Bir gün artık babam dayanamamış, arkadaşından rica etmiş, işe gitmişti babam. Benim oğlumu Kilimli Spor'un idmanına getirir misin diye. O da sağ olsun, ben okul bahçesinde yine oynarken, o gün de futbol oynamıyordum, misket oynuyordum. Erkek hayalindeki gibi. Kaç yılından bahsediyoruz hocam? Bundan işte 10 yaşındaydım, şu anda 41 yaşındayım. 41 yaşındasınız. 31 sene 31 önce. 31 sene önce. 1982. Evet. 1982'de. İşte beni aldı götürdü Kilimli Spor'un idmanı. İdmana çıktım. İdmanda işte penaltı yarışması oldu. Onda birinci oldum. Ve ertesi gün beni tekrar nasıl yani? İdmanına çağırdı. Penaltıyla mı seçtiler? Hayır, yok. Önce idman yaptık. Maç oynadık. En sonunda işte eğlenceli olsun diye o zaman hocası penaltı yarışması yaptı ve ben kazanmıştım. Ve sonraki idmana beni tekrar çağırdılar. Evet. Sonra devam etmeye başladım. Hocam beni çok beğendi. 10 yaşında böylece Kilimli Spor hayatım başlamış oldu. Evet. Yaklaşık 9 sezon, 10 sezona yakın Kilimli Spor'da işte minik takım, yıldız takım, genç takım ve 3. ligde, orada zaten Kilimli Spor'da profesyonel oldum. 3. ligde 1,5 sezon oynadıktan sonra 92 yılında da Gençler Birliği'ne orada transfer oldum. Biz daha yenice dünyaya gözlerimizi açmışken. Yani işte yaklaşık bir buçuk sene 3. ligde profesyonel oynadıktan sonra, hatta bir senesine gol krallığına da oynamıştım. Herkes şimdi beni sol bek biliyor ama ben normalde evet, ikili golcü kimliğiniz yok ama ikili, önceden öyleydi. İkili arkası oynayan, işte forvete daha yakın, onlara destek veren bir konumda oynuyordum. Hı hı. 92 yılbaşı günü de Gençler Birliği'ne imza attım. Yaklaşık 2,5 sezon orada oynadıktan sonra da 94'te Galatasaray'a transfer yaptım. Çocukluk dönemimizde herkesin hayalleri vardı. İşte müzikle uğraşan veya başka bir dalla uğraşan kişiler hep hayal eder. Ben de futbol oynadım okul bahçesinde, işte Kilimli Spor oynadığım yıllarda o zamanın işte flash futbolcuları oynadım. Onların hep hayaliyle yaşarım. İşte büyük takımda oynamak. Mesela takımda kim diyor onlar? Bir isim verebilir misin? Maradona'ya diyorsunuz. Atıyorum Tanju vardı mesela. Tanju bizim çocukluk dönemimize geldiği için hatta onunla oynama fırsatını da bulduk sonradan. Onları hayal eder. İşte bir gün biz de buralara gelebileceğiz mi? Gelirsem iyi olur. Ben hayal ettim ve kendimi içinde buldum bir anda. 94'te Galatasaray'a gittikten sonra bu hayalimi gerçekleştirdim ama inanılmaz çok çalışmıştım ben. Yeteneğimin olduğunu biliyordum. Bunun üzerine de çok çalıştım Kilimli Spor'da, inanılmaz. Erdem hocamıza gelelim. Erdem Şahin. Kendisi bizim kaç tane dersimize giriyorsunuz hocam? 3 müydü? 3 tane dersimize giriyorsunuz. Bunun yanında tabii akademisyenlik haricinde müzik de evet. Bir numara, bence müzik bir numara değil mi sizin için? Müzik vazgeçilmez. Daha çok zaten Giresun'da tanınma vesilesi, yani herkes, ben şimdi iletişim fakültesi mezunuyum ama müzikçi kimliğim daha çok ön plandaydı. Evet. İletişim fakültesini de severek yazmıştım. İşte o dönemde gittim, 96 yılı kazandım girişliğim üniversiteye, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne. Hı hı.
Orada Arefsan Müzik Okulu'na yazıldım hemen gider gitmez. Yani hep çocukluğumuzda biz de tasarlamıştık bir şeyler, söylüyorduk türküler kendi kendimize. Benim babamda da saz çalma var, kendisi öğretmendir. O çalıyordu, ben söylüyordum. Daha sonra o bize de herhalde... Öğretti mi? Size ilk yok, babanız mı öğretti yoksa Arefsan? Şöyle söyleyeyim, babam değil, ben şöyle söyleyeyim, babamdan etkilendim. Yani o anlamda vesile etkisi oldu. Vesile oldu. İdol. Ben de okula başladığım gün Arefsan Müzik Okulu'na yazıldım. Çünkü bizim de mesela Ergün Hocam'ın bahsettiği gibi Tanju Çolak gibi işte veyahut da Maradona gibi ekoller varken bizde de bir Arif Sağ, Musa Eroğlu ekolü vardı. Evet. İstanbul olursa Arif Sağ demiştim babama. Ankara olursa Musa Eroğlu, İstanbul oldu. Arif Sağ Müzik Okulu oldu. 3 sene orada tekmil ve tekamül denilen müzik eğitimi aldım. Ama şeyler var tabii. Hem futbol oynayıp sesi güzel oyuncular var. Mesela örnek verelim. Mesela Servet bizim Servet hem Çetin. Türkü, iyi türkü söyler hem saz çalar. Zaten mesela yöre, Kartal'da çalıştığım dönemde Muhammed diye bir futbolcumuz vardı. O iyi söyler. Hasan fena söylemez. Onun Şaş. Mesela evet Ümit Özat'ın Muhammed Altuntaş değil mi bu? Muhammed Mami dediğiniz. Evet. Muhammed Altuntaş. Var hem top oynayıp hem de sesi güzel olan oyuncular var. Servet Çetin'den beklemezdim. Sivaslı tamam da beklemezdim. Türkü, yani. Hatta Türkü Baba Türkü diyorlar onun için. Türkü Baba. Evet, stüdyoya bağlanabilirsek eğer bir de oradaki konuklarımızla biraz sohbet edelim istiyorum ben. Galatasaray'ın altyapısından mı? Çünkü bir ara bizde Ümitcan, Cafercan, Özgürcan, Yavuzcan ben çıktı. Size şöyle diyeyim hocam. Ben size şöyle diyeyim. Yavuzcan bunun cevabını verecektir ama ilk ben vermek istiyorum. Futbol konusunda biraz ben ona sistemliyim de. Şimdi hocam Galatasaray'da yetişmiş olma imkanı belki vardır. Ama yanlış yetişmiş. Ben bunu söyleyeyim. Yavuzcan'la söz. Ben Hakan Şükür'ün ters ayağıyım sanırım. Yani o gol atıyor ben alt pastan avut atıyorum. Futbolculuk dışında. Sen de mesela beden öğretmeni olmak isterdim. Beden öğretmeni. Gene ama evet. Aslında spor yani. Özüne aslında, bakarsak spor. Ya o da spor ama yani öğretmenlik konusunda bir şeyler yapmak ister. Bizim mesela açıkçası hocalarımız okul takımındaki olanları direkt geçirirdi. Bizde öyle de. Sizde öyle değil miydi yani? Ya ben sınavlara falan da giremiyorum. Hakikaten şey, genç takım oyna, yıldız takım oyna, okul takımında oyna. Çok problem. Derslere zaten. Hocam ben olsam. Dersleri de sevmiyorsun. Ben olsam kağıda Ergün Pembe yazar çıkardım yani. Öyle olmuyor işte. Benimler öyle oldu. Bir insanın ömrü sadece bir enstrümanı çalmaya yeter diyor. Yani, adam akıllı diyorsun. Adam akıllı. Bu şey gibi değil. Gerçek yani. Anlamda. Yani ben çalıyorum. 6 tane dil biliyor ama 6 tane enstrüman çalamıyor. En ince ayrıntısına kadar onu bilmek çok önemli. Joseph, bütün soruları sen sordun bize ne kaldı? Sen bütün soruları sorarsan biz ne soracağız? Bak. Erdem Hoca'nın sesini duyunca büyülendik. Söyleyeceklerimizi unuttuk. Bizi başka başka diyarlara götürdü. Ergün Pembe hakkında ne düşünüyorsun? Futbolla fazla alakam olmadığı için sadece şahsen tanıyorum o kadar. Hocam bu sizin moralinizi bozuyor mu? Siz gidin Avrupa Kupası'nı alın. Ben futbolla ilgilenmiyorum. En güzeli ben de bıraktıktan sonra ilgilenmeyecektim ama sonra mecburen içinde bulduk kendimi. Hocam ben size bir soru sordum cevap vermediniz. Orada şimdi sunucu Joseph diye beni kale almıyor musunuz? Tabii yani? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. UEFA Kupası'nda finalde 5 penaltıdan birini atmak ister miydin diye sorsaydın herhalde ben de evet derdim. Zaten biraz sonra Ergün Bey'e onu soracağım. Hocama diyeceğim ki o penaltıyı atarken ki heyecanlandığın kadar heyecanlandın mı diye soracağım. Yani hiç başka maçlarda heyecanlandın mı o kadar? Evet. Diye bir soru da soracaktım yani. Tabii ki ister insan yani o yeteneklerinin, o meziyetlerinin tescillenmesini her insan gibi gıptayla izliyordum ben. Ben ayrıyeten Ergün Hocam'ın efendi kişiliğini pek fazla kırmızı kartta gördüğünü hatırlamıyorum. Bir defa görmüş hocam. O da çift sarı karttan. Evet. Trabzon maçı. O da Trabzon maçı. Evet. İlginç. Demiştiniz ki ben futbolculuk bittikten sonra, futbolcu kariyerim bittikten sonra futbolla ilgilenmeyeceğim. Ama evet. Şu an futbolun kalbindesiniz. Neden? Evet öyle bir söylemde bulunmuştum ama sonra düşündüm ki ve etraftan gelen tepkileri de görünce şimdi bizim gibi
hem ülke futboluna hem kulüp camialarına uzun süre hizmet etmiş ve başarılı olmuş futbolcu, kariyerli futbolcuların Türk futbolunun içinde kalıp bundan sonra gelecek nesillere hem örnek olup hem bir şeyler öğretme adına bizim sporun içinde kalmamız gerektiğini düşündüm ve o noktada karar verip işte teknik direktörlük hayatıma başladım Hacettepe'de. Ama bu iş hakikaten çok zor. Yani hep şu soruyu soruyorlar mesela. Oyunculuk mu zor, teknik direktörlük mü zor diye. Hakikaten teknik direktörlük daha zor. Şu anda 29 kişiyiz. 29 mu? Daha da fazla. Hocam 29 olur mu? Düz hesap 30 olsun işte. 29 bile 30 fazla. Olsun hocam. 29 30 olsun. Fazla. 30 bu program oldu. Gerçekten. Evet. En heyecanlandığı gol o muydu acaba? Evet, çok merak ederim. Hocam şöyle bir şey var. Bunu İlk penaltı şimdi. Mıydı hocam? İlk penaltı. İlk mesela penaltı. Hakan Şükür'e gitmiş Fatih Hoca. Sen atar mısın demiş Hakan Şükür'e. O hocam ben sonra atayım demiş. Mesela Hacı kırmızı kart görmüştü. Belki Hacı olsa ilk penaltıyı Hacı kullanacaktı. Sonra bana geldi hocam. Sen atar mısın dedi. Ben de zevkle atarım dedim. Yani hiç düşünmedim atmam diye. Atarım hocam dedim. Çünkü o gün benim doğum günümdü bile. Hem doğum günümde kendi kendime bir hediye vereyim dedim. Bir de tarihi bir gün yaşıyorsunuz. Evet. Tarihi bir olay. Tarihinde ilk defa Türk takımı UEFA'ya kalmış ve penaltılarda ve penaltı atacaksınız. İnanılmaz bir duygu. Topun ama başına geldim. Heyecan var mıydı diyorsunuz. Heyecan yoktu. Kafamda ilk düşünce mesela şey vardı. Kaçıracağım korkusu hiç yoktu. Atacağım diye gittim. Evet. Kendimden emin. Benim sevdiceğimde dinliyor vardım baktım nazlı yarim evden yok yarim evde yok ver benim sadmen sen ben gider oldum ne bu kısa hali Ali Mert Hacı Haliloğlu. Aslında arkadaşlarım bana kısaca oflu diyorlar. Ergün hocama bir sorum olacak. Evet. Buyur. Neden başka bir takım değil de Giresunspor? Ergün hocaya. Neden Giresunspor? Sayın Başkanımız Mustafa Bozbağ'la Ankara'da ben konuştuğum zaman yaklaşık 3-4 saat muhabbet etme, takım üzerinde konuşma fırsatımız geçti. Ve onun fikirleri bana çok cazip geldi. Uykudan mı aklın gözün açılmış? Bilmiyorum ne derdin var senin sen. Yar senin sen senin de derdin neydi? Yar senin 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 bey derdin neydi senin bilmiyorum ne derdin var senin 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 dikkat ettin mi hocama? Bundan önce söylediği iki şarkıdaki bu kadar hareketli değil, değil mi? Şimdiki coşku demek ki biz de öyle seyircisiz oynayamıyoruz. Evet. Bizim maçlar zevksiz oluyor. Hocamı gördün değil mi? O da tasdiklemiş oldu. Sizin hakkınızda işte bazı sitede Fenerbahçeli, bazı sitede Beşiktaşlı diye yorumlar var. Ama benim bildiğimse başka bir takım. Onu burada dile getirmek ister misiniz? Tabii siz söylüyorsunuz daha önce de dile getirdim diyorsunuz ama bir kez daha burada söyler misiniz? Ben Trabzonspor istiyordum küçükken. Yani çocukluk döneminde dediğim gibi benim Zonguldak'ta çok Trabzonlu vardı. Benim çocukluk döneminde de Trabzonspor hakikaten başarılı bir dönem yaşamış, şampiyonluklar oldu. Trabzonspor tutuyorum. Tabii Galatasaray'da 13 yıl oynadıktan sonra Galatasaraylık ruhunu biraz tabii işliyorsunuz. Camiaya kesinlikle asla kırgın değilim. Bir de o olabilir. Jübile söz konusu muydu? Siz mi istemediniz? Yapmadılar mı? Bu nedir yani? Jübile ben Galatasaray yapmak istedi ama ben bir sene daha oynayacağımı söyledim. Bunu kabul etmediler. Onun için Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Antep Spor'la anlaştım zaten. Evet, sadece bana değil zaten oraya doğduğunda o kapıya bırakılan Bülent Korkmaz'a da bir Jübile yapılmadı. Jübile yapılanlar Hacı'ya yapıldı. Suat abiye yapıldı. Ondan önce Erdal Keser'e yapıldı. Evet. Yani Jübile yapılanların sayısı da kısıtlı zaten. Kulağında Walkman'le gezen insanlar. Tabii tarz değişiklikleri oluyor ama. Evet. Statlarda bugün müzik çalınıyor. Veya uzun yola gittiğiniz zaman arabanızda müzik dinleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Mutlaka müzik bir yerlerde var değil mi hayatımızda? Evet. İnsan yani müzik
dediğim zaman hep insan yani. Çünkü bir tane adam balığa aşık oluyor. Baya baya aşık oluyor yani, o kıvırma hareketlerini olsun anlatıyor böyle adam. Gözlerine vuruldum diyor filan. Balığa aşık olmuş adam. Peki siz müziğe aşık mısınız bu derecede? O adam da, o adamı da eşi terk etmiş bu yüzden. Hani hiç benle ilgilenmiyorsun, balıkla ilgileniyorsun diye. O dereceye gelmiş. Sizin eşiniz artık yeter, bırak, benle ilgilen dediği oluyor mu? Yani bu kadar aşırı derecede seviyor musunuz? Yo, eşim bu anlamda iyi bir dinleyici. Yani bakıyor söylediğim türkülere, bu güzelmiş. Evet. Bunu çal, bu farklı, bunu söyle. Yani o anlamda müzik kulağı da iyi olduğu için yani hiç rahatsız olduğunu da düşünmedim. Sadece oğlan uyuduğu zaman evde çalışamıyorum biraz. O biraz ev çalışmasında, ev ortamında çalışamıyorsunuz enstrümanınıza. Hı hı. O biraz sıkıntı oluyor ama eşimden hiçbir zaman bu anlamda bir rahatsızlık falan hiç duymadı. Yani ben hala eşime aşığım. Müziğe de aşığım. Müziğe de aşığım yani. Hocam niye böyle güzel olmuş, güzel. Yakışıyor senin tarzın, sen bulmuşsun. Evet, teşekkür ederim. Futbolu hocam. Bırak sen, buna devam et. Hayır hocam, ben futbol oynamak istiyorum. Hocam 29-30 yapalım işte ya. Sen halı sahada önce maçı al, bir maç yapalım. Ben seni bir göreyim de. Tamam hocam. Tamam. Ondan sonra seni yönlendireyim. Ya hocam ne yapıyorsun? Mecburen oynayacağız. Yüreğimin bedeni biz sen uzanlardınız. Yüreğimin derdini biz sen uzanlardınız. Teşekkür ediyorum. Evet Ali, teşekkür ederiz. Gerçekten ağzına yüreğine sağlık diyelim. Anam Allah için için ben bilirim kimin için. Anam Allah için için ben bilirim kimin için. Yansın anam ile babam bu benim gençliğim için. Yansın anam ile babam bu benim gençliğim için. Thank you.
liglerde oynamasını, özellikle Galatasaray'da oynamasını çok istiyorum. Bunun için de Abdurrahim Albayrak'ı zaten ben kendim de aradım. Milli takımda oynadığı maçları biliyoruz. Böyle yetenekli bir kaleci var. Kesinlikle bunu kaçırmayın. Bunu almanız lazım diye söyledik. Galatasaray'da girişimde Sayın Mustafa Bozbağ'la da bir girişimde bulundular. Özellikle 30. program bize el olduğu için teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Hocamın güzel sesinden güzel yorumlar dinledik. Evet. Bizi coşturdu. Tribünlerin doluğumuz güzel oldu. Bundan sonra yapar mısın bilmiyorum. Bu program belki sonunda olabilir. Şaka yapıyorum burada. Her zaman davet ettiğin zaman gelmeye hazırım. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Bugüne kadar hiç kırmadınız. Seviyorum. Kırmadım seni hiçbir zaman. Evet. Umarım sen de beni alıp sahada kırmazsın. İnşallah. İnşallah hocam. Başarılar. Biliyorsunuz bazen. Şunu da unutma. Sözünü kestim. Bence rap yapsan daha iyi. Tamam hocam. Şu Alısay'ı alalım. Şu maça çıkalım. Ondan sonra hocam oturup konuşalım böyle. Hocam bir şiir okuyor musunuz? Bir şiir alet al. Artık, ben mi şiir? Bir dahaki programda gelince söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Program bir şiir alet al. Aynen. Şiir okuyacağım. Tamam. Tamam. Evet. Bir şiir okuyayım. Boğulu sesimle. Evet hocam devam edelim. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hocamla da birlikte olmak benim için keyifliydi. Uzun zamandır böyle canlı müzik dinlememiştim. Çıkışta para ödemem gerekecek. Yani teşekkür ederim. Estağfurullah. Yapacağım estağfurullah. Pekala hocam. Öncelikle size cevap vereyim. Gerçekten benim için anlatılmaz bir duygu. Çünkü başta da söylemiştim. Hem Ergün Pembe, Galatasaray'ın o efsane kadrosunda yer alan bir isim. Hem Pembe hem de bu program ikinci sezon 12. program. 12-2 Pembe ve Galatasaray üçünü bir arada toplamayı başardım. Sizin sayenizde oldu. Ve de tabii ki de Erdem Hocam'ın sayesinde oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için yeriniz apayrı oldu bu programdan sonra. Önceyi karıştırmıyorum bile. Siz neler söylemek istersiniz hocam? Ben teşekkür ediyorum önce davetin için. Ergün Hocam'la da burada olmaktan keyif aldım. Evet. Hatta arada ona merak ettiğim soruları da sorma fırsatı buldum. Evet. Onunla programa gelmek gayet hoştu. Sizinle birlikte olmak da gayet güzeldi. Biz dediğim gibi gençlere her zaman güveniyoruz. Bu son olmaz. İnşallah bu yayın yolunda devam edersin. Seni iyi bir rapçi, iyi bir televizyon programcısı olarak televizyonlarda, ekranlarda izler. Hocam ben mümkün olduğu kadar spordan soğutuyorum onu. Ben de destekliyorum. Ben de destekliyorum hocam. Hocam bir de futbol. Ekran başında bizi izleyenler, ilgiciler diyoruz. Bugün beni aradığın zaman telefonla, benim arkadaş çıktığımda, hoca gelemeyecek dediğinde neler hissettiğini bir anlatsana bize. Bittim hocam. O an ben yoktum. Böyle hatta o arada o olaydan sonra duşa girmiştim de orada kesiyordum yani. Her tarafımı kesiyordum. Yüzümü gözümü her yerimi kesiyordum. Yani o kadar kötü oldum. Hani benim için bugün çok anlamlı. O kadar hani bugünü bekledim ben. Yani bir puzzle düşünün. Bir parçası kaldı elimde sadece. Gerisi yoktu. Siz öyle dediğinizde. O heyecanı da yaşatmak istedim. O puzzle ben miyim ya? Hocam gerçekten siz bunu bilinçli mi yaptınız? Aslında bir düzen yoktu. O anda gelişti aniden. Bizim malzemeci Sinan bunu organize etti. Evet. Biraz hızlı çabuk düşündü. Ben de hiç bozmadım. Evet. Devam ettirdim. Halbuki aradığında ben yanındaydım. Aman tanrım. Devam ettirdim. Sonra onu arattım zaten. Aradı seni. Zannediyorsun. Evet. Bir o heyecanı, o korkuyu yani. Biraz yaşa dedim sana. Teşekkür ederim hocam. Her şey için teşekkür ederim. O duygu da çok güzeldi. Emin olabilirsiniz. Evet. Siz toparlayın isterseniz hocam. Ekran başında bizi izleyenlere, evet, stüdyodaki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz izlediklerinden dolayı. Telefonla bizi arayan izleyicilere teşekkür ediyoruz. Evet. Herkese iyi geceler diyelim. Evet. Bir de hocam gecikmeden dolayı özür dilerim ama evet, bizden kaynaklanan bir şey değil. Biz değil. Teknik donanımla alakalı bir şey. Ben de hayır ben. Evet. Öyle gideceğini tahmin etmiştim zaten. Evet. Son bir kapanış konuşması yapalım artık. Evet. Öncelikle ben ikimiz için de gerçekten ikimizin yeri de çok ayrı ayrı. Dediğim gibi Ergun Hocam
çok bambaşka yerlerde. Hocam alınmıyorsunuz değil mi bunlardan? Hayır, estağfurullah. Tamam. Siz de tabii ki de. Türkiye biliyor. siz de ayrı bir yerdesiniz bizim için. Ki size en başından beri son programda gelmenizi istiyorum demiştim. O yüzden size de çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka yerlerde, başka programlarda ya da başka kanalda tekrar bir arada olmak ümidiyle diyelim. İnşallah. Evet, Fon Müziği eşliğinde kapanış konuşması. Tabii ki de seyircileri unuttum. Bugüne kadar yanımda olan bütün izleyicilere teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün de burada beni yalnız bırakmayan, genel finalde yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Sınıf arkadaşlarım olsun, yakın arkadaşlarım olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve de girelim hocam. Evet, 2 Ocak 2012 tarihinden bu yana bugün dahil minimum 2, maksimum 6 saat program yaptık. Bu 6 saatlik programlarda müziksiz bırakmayan 30 tane program yaptık. Bakın, birinci sezon 18 program ve ikinci sezon 12 program yaptık. Toplamda 30 programda bizim müziksiz bırakmayan, konuk olan amatör profesyoneller vardı. Onlara teşekkür etmek istiyorum ben. Ramazan Hasan'a, Oğuzhan Coşkun'a, Gül Fatma Köksal'a, Dizgin İlker Zorer'e, Aylin Uçuğa, Şirane'yi transfer ettiğimiz Neyzen Selahattin Bastan'a, Erdoğan Uzun'a, Tugay Bıçakçı'ya, ilk kez gelen, iki kez gelen Burak Gürlü'ye, son anda beni kırmayıp çıkan Bezir Aydın'a, Cizi'ye yani Eskaza'ya transfer ettiğimiz Meftun Demir'e, Giresun'da Hip Hop adına çıkan SMT ve Sana'a, stand-up alanında Haylaz ve Delikan abime, onur kolu olan hocalarım, Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda ulusal bir kanalda Yolcu Yolunda Gerek programı baş mimarı Kamil Patan'a, Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Onur Tekoğlu'na, ki kendisi çok iyi bir dosttur, dostumdur, abimdir diyelim. Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Giresun Belediye Konservatuarı ve Giresun Gençlik Merkezi gitar eğitmeni Çağatay Karadeniz'e, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Giresun temsilcisi Tanzer Bıyık'a, ek olarak röportaj spikerim, biraz önce de canlı yayına bağlanmıştı, Eda Kılıç'a, emeği geçen Hasan Baltacı kardeşime, Rijde Köksal Taşbaşı'na ve tabii ki Mutlu Aydın'a, ki Mutlu abim sayesinde bugünlere kadar gelebildim, onu söyleyeyim açık yüreklilikle. Çok teşekkür ederim, onun sayesinde mutlu olduk burada çoğu kez. Yardımlarını esirgemeyen haber müdürü Mustafa Demir'e ve müdürüm Hasan Öksüz'e, bana her daim yol gösteren haber spikeri Yasemin Işık'a, şu an kanalımızda bulunması dahi çok teşekkür ediyorum. İlk başlarda çok yardımı dokunmuştu. Bugüne kadar kahrımızı çeken Fatma abla'ya ve bana bu imkanı sunan hocam Aysun Karahmet'e ve genel müdürüm Hakan Karahmet'e. Sponsorlar, bizi Giresun'da aç bırakmayan sponsorlarımız Aksiyon Bufeterya ve de Yemek Dünyası'na çok teşekkür ediyorum. En son olarak da İkinci sezonda 6 program yanımda olan Safa Tozlu'ya, her daim kamerada olan, beni hiç yalnız bırakmayan kardeşim, birinci programdan 30. programa kadar hep yanımda olan Fehmettin Aydın'a ve bana güç katan, sürekli destek aldığım ve her daim yanımda olan Yavuzcan Pınar'a ve tabii ki bende ve Joseph'le içinizden birinde ayrı bir yer edinen, tabii 15-16 program yanımızda bulundu, Murat Kahraman'a çok ayrı bir yeri var. Ve en önemlisi de Joseph'le içinizden birini 2 sezon boyunca, 30 program boyunca izleyen 7'den 70'e herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, daima bizi hatırlayın. Umarım bir gün bir yerlerde, bir kanalda ya da başka bir kanalda, başka bir programda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.